Herkese merhabalar. Filmsi siz soru çözümleriyle zaten çok iyi öğrendiğimiz filmsi şimdi daha da iyi öğreneceğiz. Hiçbir soruyu kaçırmayacak şekilde harika bir şekilde halledeceğiz. Hadi bakalım yayınımıza başlayalım. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. Bugün gerçekten çok seçici, çok kaliteli, süper sorularımız var. Gerçekten zorlayıcı sorular. Ama konuyu hiç bilmeyen öğrencilerin de anlayabileceği şekilde ...esasla konu anlatımı da yapacağız. O yüzden arkamıza yaslanalım başlayalım. Film senin tanımı neydi Tonguç'um? Ya hocam tanımının ne önemi var ki? Harikasın, tanımının önemi yok. Yani tanımı neyse neydi? Bizim için tanım önemli değil. Fiil anlamını kaybetmeden cümle içinde sıfat, zarf ve isim görevinde kullanılan fiillere film... Ya bu nedir? Bu tanımın hiçbir önemi yok. Nasıl bulunuyordu? Önce yüklem buluyorduk. Yüklemden sonra geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilenlere bakıyorduk. Bu neydi Tonguç Ali Hanım benim? Lokomotif hocam. Harikasın lokomotifti. Lokomotifi buluyorduk yani yüklemi buluyorduk. Sonra Yüklemden sonra geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilenler fiilimsi olabiliyordu. Dikkat ediyorduk. Şimdi önce ısınma turuyla başlayalım. Şimdi bana söyle bakalım. Öğrenciler dersi dikkatli dinliyor. Bu cümlenin lokomotifi nedir Tonguç Eladım benim? Dinliyor sözcüğü. Harikasın. Dinliyor sözcüğü lokomotif. Dinliyor sözcüğünden başka buraya bakıyoruz. Burada mame kalabilen alabilen kelime var mı? Yok. O zaman mame kalabilen alabilen kelime olmadığı için bu cümlede fiilimsi yok diyoruz. O zaman buraya fiilimsi yok dedik. Buraya bakıyorum. Gelenlerin kim olduğunu anlamak istedi. Bu cümle lokomotifi nedir? İstedi. İstedi. O zaman istediği dikdörtgen için aldım. İstediden başka mamenki kalabilen kelime var mı Tonguç? Gelenlerin olduğunu olmadığını anlamak anlamamak. Harikasın. Gelmeyenlerin olmadığını anlamamak. Tebrik ediyorum seni. O zaman buraya yazıyorum. Gelmeyenlerin birinci filmsi. Olduğunu olmadığını ikinci filmsi. Anlamak anlamamak üçüncü filmsi. Dolayısıyla burada üç tane filmsi oldu. İçeriye girip kitaplarını masadan aldı. Bu cümledeki lokomotif hangisi Tonguç Ali adı benim? Aldı sözcüğü hocam. Mükemmelsin. Aldı sözcüğü lokomotifiniz. Çünkü aldı olmazsa cümle olmuyor. İçeriye girip kitaplarını masadan wing olmuyor. Peki bu cümlede mame alabilen, olumsuz yapılabilen kelime hangisi? Girip sözcüğü. Harikasın. Girip sözcüğü, girip girmeyip diyebiliyoruz. Bu da filmsi. O zaman burada da bir tane filmsi var. Şimdi burası dananın kuyruğunun koptuğu yer. Aa, yani. Aa <laughs> diyorsun tabii. Ama burada önemli olan sen güzel bir danası. Gerçekten başarılı, iyi bir öğrencisin. Yani inek öğrencisin. O yüzden böyle diyorsun. Önemli değil. İçeriye girdi. Kitaplarını masadan aldı dediğimizde. Aldı sözcüğü yüklemiz. Tamam bunu biliyoruz. Peki girdi sözcü filmsi mi? Hayır değil. Harikasın tebrik ediyorum. Girdi sözcü filmsi değil. Neden? Çünkü bakın girdi sözcüğü de esasında bir yüklem gibi. Bu da bir çekimli fiil bakın. Bu da çekimli fiil. 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 Çünkü içeriye girip dediğimizde cümle bitmiyordu. İçeriye girip cümle bitmiyordu ama içeriye girdi dediğimizde cümle bitebiliyor. Bu dili geçmiş zaman eki almış. Bu bir çekimli fiil. Bu ise ip zarf fiil eki almış. Dolayısıyla giriple girdi arasındaki farkı bilirsek zaten fiilimsi konusunu, cümle ögeleri konusunu, cümle türleri konusunu mükemmel bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Niye? Çünkü burada fiilimsi var, burada yok. Bu fiilimsi bulunan cümle, bu birden fazla yükleme olan cümle oluyor. Bunların her birini öğreneceğiz. Burada iki tane yüklem var çünkü. Çünkü içeriye girip dediğimizde cümle bitmiyor ama içeriye girdi dediğimizde esas cümleyi bitirebiliyoruz ama bitirmeyi virgül koymuşuz. Dolayısıyla bunun çekimli fiil, bunun fiil olduğu, fiilimsi olduğunu anladıysak artık soru çözmeye başlayabiliriz Sonuç'um. Hazır mısın? Hazır hocam? Harikasın o zaman başlayalım. Şimdi ilk sorumuz bu. Arkadaşlar sizler de bizimle beraber dikkatçe çözmeye çalışın. Fiilimsiler fiil kök veya gövdelerden türer. Bak böyle üstte bir bilgi veriyormuş gibi yapıyor yani yeni soru ya ön bilgili soru ama sonrası soruyu soruyor. Buna göre metindeki numaralanmış cümlelerin hangisi fiilimsi kullanılmamıştır diyor. Bakalım. İnsanlar da acınarak başlarını sallıyorlardı. Şimdi cümlenin yüklemi ne? Sallıyordu. Sallıyorlardı. Filmsi var mı Tonguç'un burada? Acıyarak, acınmayarak. Harikasın. Acınarak, acınmayarak. O zaman bu bir filmsin. Ben bu konuşmalardan bir şey anlayamıyordum. Bu cümlenin yüklemi ne Tonguç'un? Um. Konuşmalardan. Anlamıyordum. Tebrik ediyorum seni. Filimsi de ben bulayım. Konuşmalardan, konuşmamalardan diyebiliyoruz. Matbaada işe girmem için ricacı olduğunu tahmin ediyordum. Bu cümlenin yüklemi tahmin ediyordum olduğunu olmadığını filmsi, girmem girmemem filmsi. O zaman burada da iki tane filmsi var. Allah Allah cevap herhalde D seçeneği. Böylece matbaa içinin başlamıştı. Başlamıştı cümlemizin yüklemi. Yüklemden başka bak yüklemi kapatıyorum. Lokomotifi kapatıyorum. İşçiliğim kelimesi mamiye alıyor mu? Hayır. Almıyor. Matbaa kelimesi mame iki alıyor mu? Olmuyor hocam. Almıyor. Böylece kelimesi iki alıyor mu? O da olmuyor hocam. Almıyor. Tebrik ediyorum. O zaman burada herhangi bir fiilimiz yok. Cevabımız denizli. Bu kadar basit yüklemi buluyoruz. Mamamik alıyor. Yüklemi buluyoruz. Mamamik alıyor. Yüklemi buluyoruz. Mamamik alanlar var ama D seçeneğinde böyle bir durum yok ve bu sorumuz da bitmiş oldu. Geldik başka bir soruya. Filimsiler fil gibi Mame ile olmuş yapılabilir. E zaten bunu söyledin, biliyorduk. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsidir diyor. Bu sefer fiilimsiyi bulmamızı istiyor. Bu adada onlarca hayvan türü yaşıyor. Şimdi onlarca mamamik alıyor mu? Hayır hocam, almıyor. Almıyor. Söküm kelimesi mamamik alıyor mu Tonguç'um? Almayan sökmeyin falan diyemiyoruz yemek kelimesi yememek diyebiliyoruz gibi duruyor. Ama burada cümlenin içerisindeki durumuna da bakman lazım. Yani bayramlarda bütün aile bir araya gelir. Yemek yer derken yememek değer gibi duruyor ama bu yememek yerde diyemiyoruz. Dolayısıyla bu artık kalıplaşmış bir isim. Fakat geleneksel kültür yansıtan etkinlikler yapıldı festival dediğimizde. Yansıtan sözcüğün olmuş yapar mısın Tonguç'um? Yansıtmayan oluyor. Harikasın yansıtmayan diyebiliyoruz. Yansıtmayan diyebiliyoruz. O yüzden burada artık bir ne var? ...filmsi var. O yüzden cevabımız D seçeneği. Şimdi zaten bizim yöntemimiz neydi? Önce yüklemi buluyorduk. Yaşıyor yüklemini buluyorduk. Meşgul olurdu yüklemini buluyorduk. Yerde yüklemini buluyorduk. Yapıldı yüklemini buluyorduk. Sonra geriye kalanlardan mavi mekanlara bakıyorduk. Burada onlarcanın altını çizmiş. Sökümün altını çizmiş. Yemeğin altını çizmiş. Yansıtan altını çizmiş. Yansıtan yansıtmayan diyebiliyoruz ama yemek kelimesi artık kalıplaşmış. Yani yememek diyemiyoruz. Bakın şurası çok önemli. Mesela... ...dondurma da esaslı bir filmsi. Eskiden işte gıdaları dondurma işlemi gerekiyor falan. İşte biraz kavunlu, birazcık karpuzlu, biraz da çikolatalı koyalım. Şimdi güzel tamam ama bu dondurma kelimesi artık dondurmama diyemediğimiz için biz buna fiilimsi diyemeyiz arkadaşlar. Bu artık kalıplaşmış. Aynı buradaki dondurma kelimesi gibi yemek kelimesi kalıplaştığı için bu olumsuz yapılamadığı için buna fiilimsi diyemeyiz. Ama yansıtan yansımayan diyebiliriz. Bakın şimdi. Geleneksel kültür yansımayan etkinlikler yapıldı festivalde. Yani böyle bir şey yapmışlar diyebiliriz. Şimdi geldik yeni bir soruya. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. Şimdi bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi de filmsi yoktur diyor. Olumsuz bir soru kökü var. Gediz'in bereketi toprakları üzerinde yer alan Manisa tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Şimdi yapmış yüklemimiz filmslerimiz neler Tonguç'um? Alan almayan. Harikasın alan alan almayan diyebiliyoruz. Alan diye bir sıfat filmimiz var. Alan sıfat fiilini işaretliyorum. Tamam. O zaman burada birinci de filmsi var. İkiye bakalım. Bu medeniyetlerin en güzel mirasını günümüze taşımış. Taşımış yüklemiz. Yüklemleri ben buluyorum. Peki filmsi var mı Tonguç'un bu cümlede? Yok hocam. Yok. Tebrik ederim seni. Çünkü ne medeniyet kelimesi, ne güzel kelimesi, ne miras kelimesi, ne günümüze kelimesi herhangi bir şekilde ma, alamıyor. O zaman cevabımız B. Ama diğerlerine de bakalım. Şehirde bir yandan yontma taş devrine uzanan insanların ilk ayak izlerini keşfederken... ...diğer yandan yeryüzüne ilk altın ve gümüş paranın basıldığı sardes çıkabilir karşınıza. Çıkabilir yüklemimiz. Geriye kalanlardan mame alanları gösteriyorum ben. Basıldığı, basılmadığı. Keşfederken, keşfetmezken, uzanan, uzanmayan. Dolayısıyla bu cümlede yani üçüncü cümlede toplam bir, iki, e, üç tane de filmsi var. Hatta basıldığı dık sıfat bileki almış, keşfederken erken zarf bileki almış, uzanan an sıfat bileki almış diyebiliriz. Dördüncü cümleye bakalım. Hititlerinizin sürerken Roma medeniyetinin zarafetinde bulabilirsiniz kendinizi. Bu cümlenin yüklemi bulabilirsiniz. Peki fiilimsiz nedir Tonguç benim? Sürerken sürmezken hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum. Sürerken, sürmezken dedin. Çok güzel söyledin. Hem olumlusunu hem olumsuzunu söyledin. Sürerken de filmsi. O yüzden A seçeneğinde de filmsi var. C seçeneğinde de var. D seçeneğinde de var. Ama B seçeneğinde yok. Geldik yeni bir soruya. Filmsi iki alan bazı sözcükler kalıcı isim haline gelir. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi? Filmsi iki alarak kalıcı isim olmuş bir sözcük değildir diyor. Şimdi Hani az önce örnek vermişim ya Tonguç'um. Ne demiştim ben? Dondurma ne dediniz hocam. Dondurma. Tebrik ediyorum seni. Dondurma sözcüğü artık dondurma mı diyemiyorduk. Yani bu artık kalıplaşmıştı. Dondurmayı şöyle bir kez daha çizmek istiyorum. Kakaolu, hafif karpuz koyalım. Hafif de böyle çilek koyalım. Birazcık da şöyle mercimek de koyalım. Mercimekli dondurmayı seviyor musun Tonguç'um? Bayılırım hocam. Bayılıyorsun. Güzel. Ben de bayılıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel değil. O yüzden bayılıyor insan. Şimdi filmse iki alan sözcükler kalıcı ismana gelirdi. Şimdi... Yoksullara yakacak yardım da yapılıyordu. Yakacak yakmayacak denmez artık. Bu kalıplaşmış. Bu eskiden sıfat fiilken artık kalıcı bir isim olmuş. Bu kalıcı bir isim olmuş. Bu o yüzden cevap olamaz. Çağlayan büyük bir gürültüyle dökülüyor tepeden bak. Çağlayan ansıfat filiki almış ama artık çağlayan olmuş. Yani şelale olmuş. Bu artık gitmiş. Bu da kalıplaşmış. Yazar uzun süre sonra yeni romanı yayımladı. Bak yazar anası mezar ki arekini almış ama artık bu da kalıplaşmış. Bitti gitti artık buna da gerek yok. Yani kalıplaşmış. Kitap okumak kelime zinemizi zenginleştirir. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? Zenginleştirir. Zenginleştirir. Harikasın. Peki yüklemden başka mameyki alan kelimelere baktığımızda okumak sözcüğü okumamak diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz hocam. Diyebiliyoruz. Okumak okumamak diyebildiğimize göre bu hala kalıplaşmamış. Bu hala kalıcı isim olmamış. O yüzden bu kelime hala bir filmsi diyebiliriz. Kalıcı isim olmamış. Ama yazar yazmaz. Çağlayan çağlamayan yakacak yakmayacak diyemeyiz artık. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Geldik başka bir soruya. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi isim fiil yoktur diyor. İsim fiillerin ekleri neydi Tonguç? Mayışmak ekleri hocam. Harikasın. maışmak Senin en çok yaptığın şey mayışmak isim fiil ekleriydi. Şimdi zaten yukarıda da yazmış bak sen bilmesen bile yazıyor. Diyor ki isim fiiller fiil kök veya gövdelerine getirilen mak, mek, ma, me, ış, iş, uş, üş ekleriyle türetilir. Tamam. Şimdi bakalım biz önce e, fiilimsileri bulalım sonra mayışmak almış mı diye isim fiil mi diye bakalım. Yavaş şehir belediyeler birliğine üye olmak isteyen şehrin nüfusunun 50 binden az olması gerekiyor. Şimdi cümlemizin yüklemi gerekiyor. Gerekiyordan başka mameki yani yüklemden sonra mameki alan kelimelere bakalım. Onları da turuncuyla gösterelim. Olmak olmamak, isteyen istemeyen, olması olmaması diyebiliyoruz. Şimdi isteyen en sıfat bile almış ama olmak makeki almış, olması makeki almış. Dolayısıyla burada bir tane olmak bir tane olması sözcüğünün isim fiil olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet hocam. Söyleyebiliriz. O zaman cevaplarımız için bir olmayacak. A seçeneği ve B seçeneğine elveda diyorum. Çünkü zaten iki tane filmsi var. İsim fiil var hatta. Üç tane filmsi var. İki tanesi isim fiil. Çin'den İzlanda'ya, Kolombiya'dan Kanada'ya kadar birçok ülkenin küçük kasabaları bu birliğe üye oldu. Şimdi üye oldu yüklemimiz tamam. Ardından bakıyoruz. Çin'den İzlanda'ya, Kolombiya'dan Kanada'ya kadar birçok ülkenin küçük kasabaları bu birliğe. Burada fiilimsi var mı sence Tonguç'un? Um? Hayır yok hocam. Harikasın yok. O zaman cevaplarımızın içerisinde mutlaka iki olmak zorunda. O yüzden D seçeneği de gitti. Çünkü iki sadece C'de kaldı. O zaman cevap C. Ama diğerlerini de kontrol edelim. Üye olacak şehirlerin biyoçeşitliliğinin koruması gibi birçok konuda olumlu puan alması gerekiyor. Gerekiyor yüklemimiz. Ee, şimdi olacak olmayacak bir fiilimsi. Koruması korumaması bir fiilimsi. Alması almaması bir fiilimsi. Olacak ecek acak sıfat fiil almış. Ama alması mame isim fiil almış. Koruma mame isim fiil kalmış. O yüzden üçüncü cümlede fiilimsi var. Demek ki dörtü de yokmuş. Dörde bakalım. Bu belediyeler uluslararası ağlar kurarak organik yiyecek konusunda işbirliği yapıyor. Yapıyor yüklemimiz. Fiilimsilerimizi bulalım. Kurarak kurmayarak. Ee, başka da yok. Peki kurarak ne tarz bir fiilimsi? Zarf fiil. Harikasın. Zarf fiil. Halbuki bize isim fiil diyordu. O yüzden burada da isim fiil yok. O yüzden cevabımız 2 ve 4. Yani cevabımız C seçeneği diyoruz. Bütün filmseri bulduk. İsim fiillerinin üzerine nokta koyduk. Ve bu soruyu da mükemmel bir şekilde tamamladık. Şimdi geldik sıfat fiil sorusuna. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi sıfat fiil vardır diyor. Sıfat fiiller cümlede sıfat görevinde kullanılabilir diyor. Bakalım. Basıldıkça kötü kötü gıcırdayan kara bir merdivenden çıktık. Bu cümlenin yüklemi çıktık sözcüğü. Tamam çıktığı dikdörtgen için alıyorum. Şimdi fiilmsileri bulalım. Basıldıkça basılmadıkça gıcırdayan gıcırdamayan. Peki burada gıcırdayan sözcüğü önündeki merdiven sözcüğünü niteleyen bir sıfattır diyebilir miyiz sonuçta? Evet diyebiliriz. Diyebiliriz. Nasıl merdiven? Gıcırdayan merdiven. Ve an sıfat fiil ekini almış. O zaman sıfat fiiller cümlede sıfat görevinde kullanılmış ve bunun da ee, örneğini birinci cümlede gördük. Cevabımız A gibi. Ama diğer seçeneklere bakalım. Çamaşır ipini asılı bir çul odayı ikiye bölüyordu. Bu cümlede filimsi var mı? Yok hocam. Yok. Yerde çok eski bir sivas kilimi. Burada filimsi var mı? Yok hayır. Yok. Odanın bir köşesinde bacağı kırık bir masa. Masanın üzerine boş şeyler, yumurta kabukları. Burada filimsi var mı Tonguç'um? Yok. Yok. Zaten 2 üç, 4'te yok. Tek filimsi olan cümle. Birinci cümle. Orada da iki tane fiilimiz var. Bir zarf fiil, basıldıkça basılmadıkça. Bir de gıcırdayan, gıcırdamayan dediğimiz. Gıcırdayan da sıfat fiil olduğu için ve öndeki merdiveni nitelediği için cevabımızı rahatlıkla bulduk. Şimdi yeni bir sorumuz var. Zarf fiil görevinde kullanılan bir sözcük cümleye zaman anlamı da kazandırabilir diyor. Zaten zarf fiiller nasıl buluyorduk Tomuç'um? Öncelikle cümlenin içerisindeki vagonlardan sonra lokomotifi buluyorduk. Lokomotifi bulduktan sonra kapatıp geriye kalanlardan mamenki alanlar fiilims oluyordu. Bu fiilimsilerden de yükleme sorulan ne zaman sorusuna cevap verenler cümleyi zaman bakımından tamamlayan e, zarfiler oluyordu. Nasıl sorusuna cevap verenler de cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan zarfiler oluyordu. Şimdi zarf zarfi cümleye zaman anlamı katmıştır diyor. Yağmur durunca işçiler yeniden çalışmaya başladı. Şimdi başladığı yüklemimiz ne zaman yağmur durunca. Durunca fiilimsi mi? Evet hocam. Fiilimsi. Durunca durmanca diyebiliyoruz. İşte bu zaman anlamı katan bir zarf fiil diyebiliriz. Burada çalışmaya diye de bir fiil, fiilimsi var ama bu isim fiil. Bu ayrı. Bu ne zaman sorusuna cevap vermem. Kendisine sorulan sorulara düşünmeden asla cevap vermezdi. Cevap vermezdi yüklemimiz nasıl cevap vermezdi? Düşünmeden. Bak bu nasıl sorusuna cevap veriyor? Yani durum anlamı katmış. Peki düşünmeden zarf fiil mi? Zarf fiil hocam. Aferin. Düşünmeden, düşünerek diyebiliyoruz. Bu da zarf fiil. Ama cevabımız A olacak. B olamaz. Çünkü bu nasıl sorusuna cevap veriyor? Bu ne zaman sorusuna cevap veriyor? Ve bizden zaman alım katanı soruyor. Daldan topladığı taze portakalları sıkarak suyunu çıkardı. Çıkardı yüklemimiz. Tamam. Ee, burada topladığı diye de bir filmsi var. E, sıkarak diye bir filmsi var. Sıkarak sıkmayarak diye biliyoruz. Topladığı toplamadığı diye biliyoruz. Topladığı film çeşidi nedir Tonguç'um? Dık sıfat fiil hocam. Mükemmelsin. Dık sıfat fiil diyorsun. Tebrik ediyorum seni. Dık sıfat fiil olduğu için bu cevap olamaz. Sıkarak sıkmayarak bu zarf fiil. Tamam. Ama bu nasıl sorusuna mı cevap veriyor Tonguç'um? Ne zaman sorusuna mı? Nasıl sorusuna cevap veriyor? Harikasın. Nasıl sorusuna cevap veriyor? O yüzden bu da durum anlamı katıyor. Kitabı baskıya yetiştirebilmek için ölesiye çalışıyordu. Çalışıyordu yüklemimiz. Burada yetiştirebilmek, yetiştirebilmemek fiilimsi. Ölesiye, ölmeyesiye fiilimsi. Yetiştirebilmek, yetiştirebilmek ekini aldığı için isim fiil. Ölesiye, ölmeyesiye diyebildiğimiz için zarf fiil. Tamam, zarf fiil. Peki ölesiye nasıl sorusuna mı cevap veriyor Tonguç'um? Yoksa ne zaman sorusuna mı cevap veriyor? Nasıl sorusuna cevap veriyor hocam? Mükemmelsin. Nasıl sorusuna cevap veriyor? O zaman A seçeneğindeki fiilimsimiz ne zaman sorusuna cevap veriyor? Ve cevap zarf fiilimiz. B'de nasıl sorusuna cevap veriyor? Durum anlamı katmış. C'de nasıl sorusuna cevap veriyor? Durum anlamı katmış. D'de nasıl sorusuna cevap veriyor? Durum anlamı katmış. Bize zaman anlamı katana sorduğu için cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Tonguç evladım benim. Bu parçada kaç tane filmsi vardır demiş. O zor bir soru. Şimdi dikkatlice bulmaya çalışalım. Eski Datça'da şair Can Yücel'in ömrünün çoğunu geçirdiği köyün çevresi Gezi Parkur açısından zengin. Şimdi Zengin yüklemimiz zengindir demek istiyor. Burada başka var mı? Geçirdiği geçirmedi. Bu birinci fiilimsimiz. Tamam. İlk bahar aylarında kışkırtıcı bir tazeliğe bürünen şirince bozulmamış bir Ege peyzajının ortası yer alıyor. Yer alıyor yüklemimiz. Kışkırtıcı tazeliğe. Bürünen bürünmeyen ikinci filmsi. Bozulmuş bozulmamış üçüncü, iki, üçüncü filmsi. Tamam. O zaman şu ana kadar kaç tane fiilimsimiz oldu Tonguç'um? Üç tane oldu. Üç. Tebrik ediyorum seni. Şunlar çekimli film. Bak şu zengin yer alıyor. Bunlar çekimli film. El oyaları, zeytinyağı ve keçi peyniri satıldığı mini çarşı köyün sürprizlerinden. Köyün sürprizlerinden yüklemimiz. Filmsimiz var mı? Satıldığı satılmadı. Tamam. Başka var mı? Yok. Doğanın büyüleyici uyanışı ıssızlıkla buluşturan Koada Gölü, Torosların çevrildiği elde bir milli parkın içinde yer alıyor. Cümlemizin yüklemi nedir Tonguç'un? Yer alıyor hocam. Harikasın yer alıyor. Şimdi yer alıyordan sonra yani onun öncesindeki mamiye kalan alan kelimelere bakıyoruz. Uyanış uyanmayış. Buluşturan buluşturmayan. ...çevrelediği, çevrelemediği... ...el değmiş, el değmemiş. ...bak burada ış isim fiil, ans sıfat fiil... ...dik sıfat fiil, miş ee, sıfat fiilini gördük... ...bütün bu güzellikleri doyasıya içimize çekip... ...fotoğraflayarak yolumuza devam ediyoruz... ...bu cümlenin yüklemini de Tonguç'un... ...devam ediyoruz, yüklemeyeceğim... ...devam ediyoruz, tebrik ederim seni... ...şimdi doyasıya, doymayasıya... ...çekip çekmeyip... ...fotoğraflayarak, fotoğraflamayarak diyebiliyoruz... ...o zaman kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 bir etti. E bizim seçeneklerde bile herhalde yanlış yazmışlar. o, yanlış yazmışlar. Neyse bir daha sayıyorum bak. Bir filmsi 2, 3, 4, 5, 6, ee, ...yedi, 7, 8, 9, 10 tane olduğu için cevabımız şöyle düzeltiyorum ben bunlardan bir tanesini cevap olarak. Cevabımız C olsun. 10 diyorum arkadaşlar. Evet yazan arkadaşımız, yazıcı arkadaşımız hata yapmış. Önemli değil. Canı sağ olsun diyoruz. Şimdi burada bu kadar zor soru gelmezse bu zor bir soruydu. Ama size farklı farklı sorular sorabilirler. Ben şimdi size bir soru daha soracağım. Bu soruyu da bilmenizi istiyorum. Bana şu, son Tonguç'um sana soruyorum bu soruyu. Çalışan öğrenciler, öğrenciler yorulmuştu. Şu anda biz ders yaptık yorulduk değil mi Tonguç'um? Yorulmuştu. Bu cümlede sıfat fiil var mı Tonguç'um? Var hocam. Var. Bak bu çalışan sıfat fiil bunu biliyoruz. Peki bu cümlede sıfat tamlaması var mı Tonguç'um? Evet var. Var tebrik ediyorum. Çalışan öğrenciler sıfat tamlaması. Bak buraya yazıyorum. Bu bir sıfat tamlaması. Şimdi o zaman bunu soruyorum. Bunu biliyorsanız zaten zaten bu LGS çıkmadı ama örnek sorular çıkmıştı. Şimdi dikkatli dinleyin. Çalışanlar çalışanlar çok Yorulmuştu diyoruz. Şimdi bu cümlede sıfat fiil var mı Tonguç'um? Var hocam. Var. Çalışanlar çalışmayanlar. Peki bu cümlede sıfat tanımlaması var mı? Ee, yani tamam. Ee, diye kafan karışmış olabilir. Bu cümlede sıfat tanımlaması yok. Çünkü sıfat tanımlaması olması için en azından iki kelime yan yana gelmesi lazım. İşte güzel ev, siyah kalem, çalışan öğrenciler, akıllı öğrenci gibi bir şey olması lazım Burada halbuki çalışanlar tek başına kalmış. Dolayısıyla biz buna sıfat tanımlaması değil adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Çünkü bu artık önündeki ismin yerine geçmiş. Buradaki ler buna gelmiş. Çalışanlar olmuş. O zaman biz iki tane sözcüğü yan yana görürsek böyle çalışan öğrenciler konuşan işte kedi veyahut da işte beyazlayan saç gibi bir şey görürsek bu sıfat tanıması oluşturan sıfat fiil oluyor. Ama böyle çalışanlar konuşanlar gezdiğim gördüğüm yaptığım olursa bu da adlaşmış sıfat fiil oluyor. Gerçekten bu soru zor bir soruydu. Bunu da bildiğin için tebrik ediyorum seni. Şimdi bizim yapmamız gerekenleri hemen söylüyorum arkadaşlar. Birincisi Öncelikle taktikli de mutlaka filmsiyle alakalı bayağı bir sorumuz var. Onları çözmenizi istiyorum. Hatta sayfalarına söyleyelim. Test 45'te, 46'ta, 47'de, 48'de, 49'daki ve 50'deki soruları güzel güzel çözeceksiniz. Bir. İkincisi Dinamo Soru Bankası da yine filmsiyle alakalı bayağı bir sorumuz var. Onları da hemen göstermek istiyorum. Burada da arkadaşlar hemen gösteriyorum. Sayfa burada test 63 ile başlıyor. 64, 65, test 66, test 67, test 68, test 69, test 70, test 71'i çözmenizi istiyoruz. Ve yine aynı şekilde Zoru Bankası'da yine film alakalı bayağı sorularımız var. Onları da ben size göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada da Test 53, test 54, test 55, test 56, test 57, test 58 e ödev veriyorum. Ama bunlardan daha önemli bir ödev vereceğim size. Dikkat edin. Tamam Zoru Bankası'ndaki Dinamo'daki taktiklik Felix'leri çözeceksiniz. Full yapmak istiyoruz. Hiç kaçırmayacağız. Ama bakın LGS'de 20 Türkçe sorusunun en az 10 tanesi ve dolaylı olarak birkaç tane daha fazlası paragraf çıktığı için mutlaka paragraf ondan bol bol paragraf soruları çözmelisiniz arkadaşlar. E yine mutlaka paragrafta son noktadan da bol bol çözmelisiniz. Çünkü hedefiniz iyi yapmaksa paragraf onu çözün iyi yapın inşallah. Ama hiçbir soruyu kaçırmak istemiyorsanız hem paragrafını hem de paragrafta son noktayı alın. Bol bol bütün soruları bu beceri temelli yeniniz. Bu biraz daha zor tabii. Eğer iyiseniz direkt paragrafta son noktayı alın. Bunu almanıza gerek yok. Ama bunu aldıysanız bunu mutlaka alın ve buradaki soruları bol bol çözün. Hazır mısın Tonguç'um artık LGS'ye? Çok hazırım hocam. Tebrik ediyorum seni. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın arkadaşlar.